Hakim Bey geliyor. Ayağa kalkın. Kırım tarihli dava dilekçesiyle davacı tarafların mizah çözümü duruşmayı açıyorum, kapıyorum, açıyorum, kapıyorum, açıyorum, kapıyorum. Ben bunu günde 40 defa yapıyorum. Sayın hakim. Günde 40 davaya bakıyorum ama kendime bakamıyorum. 20 yıllık sayın hakimim, hala başımı sokacak bir evim yok. Sayın hakim, kendinize hakim olun. Daha 9 duruşma var sırada. Tamam, kendime hakimim, bu herife 10 yıl veriyorum. Aa, ne yapıyorsun sayın hakim? Çok mu oldu? O zaman 5 yapalım. Çünkü yuvarlak 5 yapıyorum. Yuvarlak 5 yapıyorum. Ama efendim? Olmaz sayın hakim. Neden olmuyormuş? El alemin evine girip hırsızlık yapmak neymiş anlasın? Davaları karıştırıyorsunuz sayın hakim. Hırsızlık davası biraz önceydi. Sen de karıştırırsın. Günde 40 davaya girsen sen de karıştırırsın. Bunlar iyi günlerimiz. Ben yakında Adliye Sarayı'nla Topkapı Sarayı'nı birbirine karıştırırım diye korkuyorum. Buraya Abdülaziz'in kaftanından gelirsem hiç şaşırma. Sayın hakim. Sayın hakim, sayın hakim. 12-2091 tarihinde aman bine gelsin. Aman, aman. Medet. Al işte bir boşanma davası daha. Boşanma davaları moda oldu. Şemseddin Şirden. Sen misin? Evet sayın hakim. Yalan. Vallahi yalan. Billahi yalan. Hanım, bu adam senin kocan Şemseddin Şirden değil mi? Evet, orası doğru. Ama diğerleri yalan. Hangi diğerleri ya? Daha adamcağız bir şey söylemedi ki. Söyledi mi? Söylemedi. Söylemedi ama söyleyecek. Ben malımı bilmez miyim? O ne Şemseddin'dir o, o ne Şemseddin'dir o. Şimdi bütün yalanları ardı arkası kesilmeden sıralamaya başlar. Hanım, hanım. Şimdi sen sus, ben konuş deyince konuşursun. O senin şimdi saf bir şey olduğunu anladı ya, sen davaları falan karıştırdın. Gör bak ne yalanlar söyleyecek. O ne Şemseddin'dir o, o ne Şemseddin'dir o. Fesubhanallah, fesubhanallah. Şemseddin, bu kadının garantisi doldu mu? Ne gibi sayın hakim? Dolmadıysa servise götür. Bunun açma kapama düğmesi bozulmuş. Söyle bakalım Şemseddin, kaç yıllık evlisin? 100. Yalan söyleme. Biz 3 yıllık evliyiz efendim. Bu ayın sonunda da 4 yılda olacak. Sayın hakim, bana 100 yıldır evliymişiz gibi geliyor. Sana hak veriyorum Şemseddin. Bana da bu davaya 10 yıldır bakıyormuşum gibi geliyor. Ay, benim içime de fenalıklar geliyor. Ağlamak istiyorum. Ağlayamıyorum. Birazdan ağlarım herhalde. O ağlamaya hazırlanırken sen söyle bakalım Şemseddin. Nedir şikayetin? Efendim, müvekkilim boşanmak istiyor. Evet efendim, karımdan ayrılmayı düşünüyorum. Laf mı la şimdi bu da Şemseddin? Ya bu laf mı şimdi la kız? Laf mı şimdi bu da? Lan her erkek biraz karısından ayrılmayı düşünür ya. Lan ben 20 yıldır karımdan ayrılmayı düşünüyorum ama olmuyor, anasını satayım ya. Allah Allah, insan her istediği gerçekleşmiyor bu dünyada ya. Sayın hakim, ama aramızda şiddetli geçimsizlik var. Bu meret oldu mu şiddetli olur zaten. Ben bu yani şeyini görmedim, şiddetsizliğini hiç görmedim. Efendim, tartışmasız bir günümüz dahi geçmiyor. Yalan söyleme, biz her gün tartışıyoruz. Ya Allah'ın seversen sabahtan akşama kadar kim tartışıyor evde, hayaletler mi? Pus terbiyesiz herif, bizim tartıştığımıza bütün mahalleli şahit. Ya saçmalama Hülya, evlendiğimiz günden beri tartışmasız bir günümüz dahi yok. Ya sus diyorum sana. Niye susacağım, bugün burada bu iş bitecek. Aman ben çok bayılıyordum sanki, boşanacağız bugün. Boşanacağız ve bugün bitecek. Bak sus avukatım diyorum. Ya ne konuşacaksın be? Buraya kadar diyorum sana. Hadi sayın hakim, bunu dinlemeyin. Lan şurada 3 duruşmalık aklım kaldı, onu da siz almayın lan. 20 yıllık sayın hakimim. Önümde yüzlerce çiftleşti, tartıştı. Aynı şeyi savunarak tartışan biz sizi gördüm lan. Gene de yuvanızı yıkmayın. Her evlilikte bir takım sorunlar, bir takım buhranlar olur. Bunlar yuvanın tadı tuzu biberidir. Çıkmadık candan umut kesilmez. Yuvayı dişli kuş yapar. Ne verirsen eline o gelir seninle. Onu öyle demezler, peynir ekmek yemezler. Köprü altı cam cam. Öpsün seni amcam. Hadi öpsün barışına. Hadi çabuk. Öpsün barışına çabuk. Bek. Asla sayın hakim. Benim bu kadınla aynı çatı altında yaşamam mümkün değildir. Ya şimdi öyle mi oldu Şemseddin Bey? Önümde diz çöktüğün, senin kocan olmak istemiyorum, senin kölen olmak istiyorum dediğin günleri ne çabuk unuttun. Kim? Ben mi? Hatırlamıyorum bile öyle bir şey.
Sus terbiyesiz herif. Ananın evindeki hava gazı musluğunun dili olsa da uğrunda kaç defa intihara kalkıştığını anlatsa. Ya Hülya, sırası mı şimdi bunların? Ya sus sersem herif. Ama bende kabahat. Sen o kadar talibin arasında tut Şemsettin'i seç. Sümsük herif. Hanım, hanım. Sen karışma be penguen kılıklı herif. Çok affedersiniz hakim bey. Ben üzüntüden ne yaptım bilmiyorum ki. Efendim affedersiniz. Müvekkilim üzüntüden ne dediğini bilmiyor. Efendim bir şey söyleyebilir miyim? Karımdan ayrılmak için her türlü fedakarlığa razıyım. Efendim Levent'te 3 katlı evim var. Eğer karım benden bugün ayrılmayı kabul ederse kendisine bırakıyorum. Ve anamın ak sütü gibi de helal olsun efendim. Yuvam yıkıldı ya. Ben şimdi ne yapayım ya? Nerelere gideyim? Bir yere gitmene lüzum yok hanım. Adam sana 3 katlı villa veriyor. Birinde otur, ikisini kiraya ver. Lan daha ne yapsın? He? Ne yapsın lan daha? Ama benim içim yanıyor hakim bey. Kabaydı, bencildi ama kocamdı. Kocamsız dünya malı ben neyleyim? Benim dünyada gözüm yok ki malında olsun. İsterse Bodrum'daki yazlığı versin. Tamam ulan, Bodrum'daki yazlığı da veriyorum. Yeter ki düş yakamdan. Öyle deme Şemsoş. Birkaç güzel hatıramız var. Hiç değilse onları zedeleme. Gençliğimi yedin, ömrümü çürüttün ama bırak hatıralarımız güzel kalsın. Gene saldırıya geçti Şemsoş. Bakalım bu sefer ne götürecek? Beni saran o kollar şimdi kimleri saracak? Benim binip gezdiğim o Mercedes'te şimdi kimler gezecek? Bu sefer ben de anladım moruk. Mercedes'i istiyor. Veriyorum lan. Mercedes'i de veriyorum. Donumu iste, donumu da vereceğim. Donunu artık anan yıkayacak Şemsoş. Sen donunu anana ver. Şemsoş ananı da bana ver. Ay. Şemsoş'cum yani başladın dağıtmaya. Bitmeden koca karıyı da ben alayım bari. Nasıl? Anan güzel mi Şemsoş? O da senin gibi gözlüklü mü? Saçları kır mı? Bana gençliğimi geri ver. Bana hatıralarımı ver. Bana hayallerimi ver. Bana bir şeyler daha ver Şemsoş. Ulan daha ne vereyim ben sana? Dımdırdak ortada kaldım. Bana bir şeyler daha ver. Bana bir şeyler daha ver. Al ben de mübaşiri veriyorum hadi al. Ulan bu kadın adamın altından kürsüsünü bile götürür. Kız bilgisayara dikkat et götürmesin karı. Hakim bey. Ne var? Kadınlık gururum bu adamdan boşanmamı emrediyor. Bu şartlar altında boşanmayı kabul ediyorum. Lütfen bizi boşayın. Efendim müvekkilim boşanma talep ediyor. Bizimki de efendim. Amma gururlu karı ha. Yaz kızım. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle. Ve medeni kanun bana verdiği yetkiye dayanarak sizi boşadım gitti. Hadi çıkın dışarı. Çık. Lan çık. 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 Çık.